Manşete hoş geldiniz. 27 Aralık 2022. Bir haftadır yoktum. Nedeni 5 gündür yatıyordum. Mevsimsel grip, domuz gribi diyen var, farklı grip türlerini söyleyenler var, covid diyenler var. Ev testi yaptırdım, covid çıkmadı. Olabilirdi. Hatırlatayım, bir ay kadar önce hem grip aşısını hem de covid aşısını oldum. İnsanlara da tavsiye ediyorum. Olmayabilirler, ayrı bir konu. Neden ne biçimde başımıza geldi bilmiyorum. Fakat son dönemde özellikle Batıda ve Türkiye'de son derece yaygın bir şekilde yaşanıyor. Evin kimi fertlerini e, esir alıyor, kimi fertleri bunu ayakta veya çok da fazla etkilenmeden atlatabiliyorlar. Bizde de öyle oldu. Ev ahalisinin yarısı etkilendi, yarısı etkilenmedi. Ben de en azından e, bu dönemi biraz daha e, dinlenerek geçirmiş oldum. İyi de geldi. E, bazı hadiseleri, bazı konuları daha serin kanlı ele almamı daha serin kanlı takip etmemi sağladı. Bir yönüyle hani fikri tatil olarak da değerlendirdim. Henüz tam olarak atlatabilmiş değilim ama geçti. Şükürler olsun. En azından ayaktayım masamda çalışabiliyorum. 2022'yi toparlıyoruz yavaş yavaş ve 2023'e yeni umutlarla ve önceki hatalarımızdan dersler çıkararak ve yeni kararlar alarak adım atmaya hazırlanıyoruz. Ben hep böyle bakarım. Kişisel olarak da böyledir. Ülkeler de böyle bakmalı. Önceki hatalar, önceki bir takım yanlışlar, bir takım kusurlar tekrar edilmeden dersler çıkarılarak yeni yılın, sonraki yılın, sıradaki yılın planlanması, organize edilmesi. Öyle de olması icap eder. Bu olumlu bir düşünce olduğu kadar da olması gereken de bir düşüncedir. Ee, hiçbir zaman da e, gerek şahsi konularda gerekse ülkelerle ilgili konularda söyleyecek bir şey yok sözün bittiği yer lafın geldiği yerde söylemişizdir ayrı bir konu ama e, bu konuda artık yapacak bir şey yok e, ben kapatıp çıkıyorum e, daha da ilgilenmem bu meselelerle falan gibi bir yılgınlığa düşmedim hiçbir zaman da böyle bir şey kimse benden beklememeli. Her geçen hadiseyi, her geçen olayı, her geçen gündemi veya yaşanan neyse yaşanmışlıklar onları bir ders, onları güzel bir öğretici ve bundan sonraki hayatımıza veya bundan sonraki yaşananlara ışık tutacak bir tecrübe olarak el almak gerektiğini düşünüyorum. Elbette hırpalayıcı olabilir, elbette yaralayıcı olabilir, elbette canımızı yakmış olabilir. Ne olursa olsun fakat yaşıyor olmak, nefes alıyor, sağlıkla nefes alıp veriyor olmak çok değerli, çok önemli. Sadece bu bile iki ayağı üzerinde duran insanlar açısından o kadar kıymetli ki, sadece bu bile gelecekten umutlu olmak için yeter artar. Türkiye söz konusuysa 2022 kapanıp 2023'e girilirken son aylarda değişmeyen bir gündem ve değişmeyen ezberlerle ve değişmeyen sorularla giriliyor. Fakat şunu unutmayın. Şöyle veya böyle. Evet zaman daralıyor. Evet 2023 seçim senesi. Hatta ilk yılın ilk yarası, yarısında seçim olmuş bitmiş olacak. Ee, birileri ne yaparsa yapsın, hazırlansın veya hazırlanmasın, iktidarıyla muhalefetiyle söylüyorum. Fark etmiyor. Aktörleri önemsiz neticede bir takvim işliyor. Ve o takvim geldiğinde, süresi geldiğinde de herkesin önüne yaptığı ettiği düşecek. Ben tek başına bu konuda muhalefeti veya muhalefet partilerini veya liderlerini veya iktidar unsurlarını falan sorumlu tutuyor değilim olan biten konularda. Çok geniş bir biçimde onların destekçisi olan yığınlar önemli. Yani neticede halkın istediği oluyor olacak. E, halkın rıza göstermesi, halkın evet de, demesi, halkın ikna olması veya halkın bir anlamda itaat etmesi filan bununla oldu oluyor ve olacak hadiseler. O açıdan halk faktörünü eğer seçim söz konusuysa seçmen faktörünü asla ve asla önemsiz görmeyin. Son derece önemli ve ben e, ilk sırada ele alınması değerlendirilmesi gereken unsur olarak e, seçmen davranışları. Seçmen psikolojisi, seçmen, seçmen e, sosyolojisi neyse buna bakılması gerektiğini düşünüyorum. Değilse mesele bilinçli seçmen. Ya da değilse iyi partili seçmen, CHP'li seçmen, AKP'li seçmen meselesi değil. AKP'li seçmen zaten zaten AKP'ye verecek. HDP'li seçmen zaten HDP'ye oyunu verecek. Ya da iyi partili seçmen zaten gidecek Meral Akşener'e oyunu verecek. Orada bir problem yok. Ama e, Türkiye'de eğer hala ülke... Seçimle iktidarların değiştiği bir ülke ise, seçimle iktidarı değiştirecek bir potansiyeli varsa, bu e, CHP'li, İyi Partili, HDP'li veya AKP'li seçmenle değil, arada kafası karışmış, arada partisi olmayan, arada yönünü belirlemeye çalışan veya arada bundan sonrasında acaba gerçekten güven duyabileceğim bir irade bir iktidar var mı? Bana vaat edilenler, şunlar, bana verilenler, şunlar, cebime konulan, evime gönderilen neyse. Bunun devamlılığı veya ben acaba bundan sonrası açısından kendim ve ailem için umutlu olabilir miyim? Herkes bir anlamda çıkarlarını düşünüyor. Yani öyle çok genel bir anlamda hani hukuk arayışı, demokrasi arayışı da yok olmadığını gördük geriye doğru. Son bir haftada yaşanan gelişmeleri bir haftada ne oldu ne bitti panoraması verecek halim yok. Türkiye'de her gün neredeyse bir haftalık bir aylık gelişme oluyor. Sondan başlayarak bazı altını çizdiğim konuları hatırlatmak istiyorum. İlki Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün internet gazete gazetecileriyle buluşması. Orada gazetecilere sinirlenmiş. Aday açıklanmadıkça bunun halkta bir negatif etki yarattığını düşünüyor musunuz sorusu üzerine negatif etki yaratan sizsiniz biz değilsiniz diye çıkışmış gazetecilere. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun morali bozuk olabilir. Özellikle son günlerde gelen eleştirilerden yapılan eleştirilerden olumsuz etkilenmiş de olabilir. Belli ki biraz gazetecilere tepkili veya kendini takip eden hani muhalif basın diyebileceğimiz veya CHP'li basın diyebileceğimiz veya CHP'ye yakın basın diyeceğim, diyebileceğimiz o kitlelere karşı da biraz tepkili. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak konması ve sonrasındaki, sonrasındaki gelişmelerde pozisyonlanması itibariyle bir takım hatalar yaptığı üzerinde duruluyor. Ve ondan dolayı da belli ki sinirlenmiş. Faik Öztrak'ın lafları enteresan. E, Nisan başına kadar yapılacak erken seç, seçimi, erken seçim görür, evet deriz diyor. Yani Nisan başına kadar bir seçim kararı alınırsa, yani Mart sonu veya Nisan başı için bir seçim, söz konusu olursa ki bunun kararının iki ay önce alınması lazım. Yani Ocak sonu veya Şubat başı. Önümüzdeki 3 ay daha henüz 2023'e girer girmez Ocak, Şubat, Mart'ın seçim ayları olarak geçeceği manasına gelir. Bunu biz erken seçim olarak alır, kabul eder, onaylarız diyor. Fakat sonrasındaki tarihleri onaylamıyor. Burada tabii bir Ramazan ayı meselesi de var. Ramazan ayı Nisan ayına denk geldiği için işte bayram da söz konusu, tatil vesaire de söz konusu. Eğer diyor olacaksa anladığım Ramazan ayına kadar bu işi bitirin samimiyseniz. Değilse Ramazan ayından hemen sonra yapacaksanız veya Ramazan bayramını takiben hafta, takip eden hafta yapacaksanız. O diyor erken seçim olmaz normal tarihinde yapılsın. Bunu önemsiyorum. Tabi bu erken seçim meselesi Tayyip Erdoğan'ın... E Kimin ne kadar taktığı çok fazla önemli değil. Yasal adaylığı açısından da önemli. Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gitsin gitmesin. Yüksek Seçim Kurulu şöyle veya böyle karar versin önemli değil. Anayasa normal zamanda yapılacak seçimlerde Tayyip Erdoğan aday olamayacağını öngörüyor. Erken seçim olması ve bu erken seçim kararını da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alması gerekiyor. Ancak o zaman Tayyip Erdoğan üçüncü kez aday olabiliyor. Bu son derece açık mülahaza dairesi kapalı bir konu Kılıçdaroğlu Erdoğan seçimi kaybedeceğini anlarsa adaylıktan çekilebilir demiş. Bu konuda ne bilgisi var bilmiyorum. Kendisine nereden hangi e, kaynakla ve hangi gerekçeyle böyle bir e, bilgi verildi veya böyle bir kendisi nasıl böyle bir kanaat oluştu bilmiyorum ama Erdoğan seçimi kaybedeceğini anlarsa adaylıktan çekilebilir. Ben çok fazla böyle yorumlamıyorum. Seçimi kaybedeceğini anlarsa başka şeyler yapar. Zaten şu anda attığı her adımda seçimi kaybetmemek için. Yani işte Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak HDP kapatma davası geliyor. İşte son açıklanan asgari ücret marketlere baskı, EYT ile ilgili düzenleme, gaz rezervinin açıklanması, enflasyonun baskılanmaya çalışılması, sürekli Arabistan'dan Katar'dan milyar milyar dolar Merkez Bankası'na enjekte edilmesi falan gibi şeylerle Seçimi kaybetmemek için epey bir hamle yapıyor yani. Bütün bunların ardından hala ki seçimi kaybedeceğini anlarsa ne yapar? E, adaylıktan çekilir mi? Hayır, adaylıktan çekilebileceğine asla ihtimal vermiyorum. O arada Ekrem İmamoğlu kararının hemen öncesindeki gün sarayda bir zirve yapıldı ve çıkacak kararın değerlendirildiği kulisi düştü. Ee, Ankara kulisleri bunu çokça tartıştı. İzzet Özgenç. Ceza e, Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından. Eğer böyle bir sarayda zirve yapıldıysa mahkeme kararından önce bu durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakımından utanç vericidir demiş. Ama Türkiye Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle hocam yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 2023 seçimini kazanmayı isteyen çevreler kimlerle, hangi sahada, hangi koşullarda ve maça kaç sıfır yenik olarak çıktıklarını bilerek çıkacaklar. Ve onu lehlerine çevirmeye çalışacaklar. O arada Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu barış çubuğu cüttürmüşler. Aralarında bir gerginlik olduğu belir belirtiliyordu. İçişleri Bakanlığı da İstanbul Büyükşehir'de personelin işe girişine yönelik hazırladığı raporu savcılığın bürosuna teslim etmiş. Yani Ekrem İmamoğlu hakkında görevden alınması ve yerine kayım atanmasıyla alakalı bir dava dosyası da yola çıkmış görülüyor. Haberi böyle aldı diye vermiş Sözcü Gazetesi. Basın toplantısı yaparken işte yeni bir terör soruşturması açıldı efendim diye önüne not uzatıyorlar veya telefon uzatıyorlar neyse. Elin oğlu boş durmuyor. O arada sadece Canan Kaftancıoğlu değil Sözcü Gazetesi ile de efendim Ekrem İmamoğlu Barış Çubuğu tutturmuş. Gazete Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'la Sözcü de bunu birinci sayfasından geniş olarak manşetten duyurmuş. Biliyorsunuz Ağustos ayından bu tarafa Sözcü Gazetesi Ekrem İmamoğlu haberi yapmıyor. Her iki taraf arasında bir rahatsızlık olduğu konuşuluyordu. Ben de burada konu etmiştim. Belli ki bu da seçime kadar halının altına süpürülmüş. O arada Elinoğlu boş durmuyor. HDP'li Semra Güzel biliyorsunuz tutuklanmıştı dokunulmazlığı kaldırılıp milletvekilliği de devamsızlık gerekçesiyle düşürülmüş. Niye? Çünkü başka bir gerekçe bulamadıkları için. Ben soruyorum peki Deniz Baykal çok mu devam ediyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne? Neden onunla ilgili böyle bir şey gelmiyor? Sadece Deniz Baykal mı acaba? Bir ay içerisinde beş oturuma katılmayan kaç tane milletvekili vardır? Bir bakılsa. Ama işte dedim ya iktidar işine geleni işine geldiği gibi yorumluyor. Keşke kanun kitabı herkes aynı şekilde uygulansa. Bir başka HDP konusu Zeynel Özen. İstanbul Milletvekili Avrupa Birliği Uyum Komisyonu katip üyesiymiş. Yurt dışına çıkarken vatandaşı oldum diyor İsveç'e gidiyordum diyor aile ziyareti için. Havalimanında İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yurtdışı çıkış yasağı getirildiği açıklandı. İçişleri Bakanlığı talimatıyla şahsıma. Şimdi böyle bir şey yani milletvekillerinin hususi pasaportu vardır pek çok ülkeye vizesiz gidebilir şu bu filan yani ama kime ne anlatıyorsun işte iktidar böyle keyfi uyguluyor. Hatırlatalım 2018 seçimlerinden önce de milletvekili CHP milletvekili Eren Erdem aynı şekilde yurt dışına çıkamamıştı. Havaalanından geri çevrilmişti polis tarafından. Fakat ne partiler ne de parti grupları vekillerinin hakkını savunamadıkları gibi hala o iktidarla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında iş tutuyorlar. İşte ben de buna biraz içerliyorum yani. Bir başka konu ki hala aydınlığa kavuşmuş bir konu değil. Kavuşacağı da yok. Ee, hatırlatalım 9 Ocak 2013 tarihinde e, Fransa başkenti Paris'te e, PKK'lı e, Fidan Doğan, Leyla Söylemez ve Sakine Cansız kaldıkları dairede öldürülmüşlerdi. Paris cinayetleri olarak kayda geçmişti ve o olay da çözülmedi. E, katil zanlısı veya işte cinayet zanlısı cezaevinde e, hastalıktan öldü galiba. Onun da bir mitçi olduğu falan daha sonra ortaya çıkmıştı. Onun anması yaklaşıyor. 10. yıl anması yaklaşırken onun planlandığı ve onun konuşulduğu esnada 23 Aralık'ta Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne Paris'teki bir saldırı düzenleniyor. 69 yaşında bir Fransız ırkçı vatandaşın olduğu birkaç gün önce gene bir ırkçı saldırıdan dolayı cezaevindeyken salı verildiği konuşuluyor. Planlı bir saldırı olduğu açık çünkü bilinçli bir şekilde planlamış kültür merkezine, Kürtlerin kültür merkezine, Kürtlerin berberine, Kürtlerin restoranına saldırıyor. 3 ölü var, ikisi ağır, 5 yaralı var. Ve o eylemden bir kare, bu e, saldırı ve cinayetlerin ardından e, düzenlenen bir eylemden kare, işte hayatını kaybeden insanların fotoğrafları eşliğinde son derece acı bir olay. Bu tabi bu olayla değil, bu olayın bir gün sonrasındaki e, protestolarla e, dikkat çekti. Binlerce insan yürüdü, barışçıl bir eylem yaptı. Hatta olaylar çıkınca da o eylemi erken sonlandırdı ama. Birkaç yüz kişinin e, tahrik sonucu deniyor. Bilemiyorum görevli isimler insanlar da olabilir ya da gerçekten Kürt gençleri tahrik edilmiş, zorlanmış da olabilirler bilmiyorum. Her neyse hiçbir şekilde tasvip edilemez. Yakıp yıkarak, araçları devirerek, dükkanlara zarar vererek e, Paris'in altını üstüne getirdiği bir eyleme de sahne oldu bu olayın hemen ardından ve Türkiye'de bu olay çok fazla görülmezken diğeri doğal olarak manşetlere çekildi. Buradan da bir şey pişirilmeye çalışılıyor veya bir gerilim e, götürülmeye çalışılıyor olabilir. Bir kere bir Fransız Emniyetinin sorumluluğu var o kişinin salı verilmesi. Daha evvel e, işte yaralamalı, işte şiddet içeren filan e, şiddet eylemleri olduğu halde özellikle mültecilere dönük ırkçı eylemleri olduğu halde bir bu. İkinci tarafı Fransa Kürt dostu bir ülke. Uzun yıllardır Kürtler ta Yılmaz Güney doğruya gitmişti. Ahmet Kaya doğruya gitmişti. Orada örgütlü, orada yaşıyorlar. Orada örgütlenmek, kendilerini ifade etme bir toplum olarak kendilerini iyi hissettikleri bir ülke Fransa. Orada böyle bir olayın olması son derece düşündürücü. Ve elbette Türkiye'nin Suriye politikası, Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyindeki Yeni dengeler Türkiye'nin seçime doğru işte İmralı üzerinden veya Suriye üzerinden şu bu neyse başlatmaya çalıştığı veya çalışacağı diyalog hamleleri falan gibi pek çok denklem içerisinde böyle bir olayın olması son derece düşündürücü. Çok sıcak. Hala aydınlanmış değil. Ama Sakinecansız Fidan Doğan Leyla söylemez cinayetleri 10 yıldır aydınlanmadı. Onun gibi de bu çok aydınlatılmadan kalacak gibi görülüyor. Üç cinayete yeni üç cinayet eklenmiş gibi görülüyor. Dönelim ekonomik vaatlere. Erdoğan en son dün akşam Karadeniz'de keşfedilen toplam gaz rezervi 710 milyar metreküp piyasa değeri 1 trilyon doları buluyor diyerek günlerdir beklenen Karadeniz'deki gaz rezervini ilan etti. Bu konuda benim görüşlerim belli. Daha önce söylediğim bir kere daha söylüyorum. Türkiye'nin gaz bol, Türkiye her seçim döneminde gaz petrol buluyor. Bu defa da gene bu şekilde anons ediliyor. Bunun çıkartılması, feasible bir şekilde halka tüketiciye ulaşması ve bunun faturalara yansıması gerekiyor. Bunu görmedik. Her defasında vaat edildi ama bu görülmedi. Yerli oto yerli uçak falan var gibi. Ama bu bir seçim dönemi vaadi veya seçim dönemi köpürtmesi öyle görülüyor. Bir gaz yani öyle görülüyor. Eee diyelim ki böyle bir şey var analizin devamı ikinci bölüm diyelim ki böyle bir şey var siz gaz petrol şu bu falan fiyatlarının gevşeyeceğini e, ne bileyim ucuzlayacağını mı zannediyorsunuz hayır iktidar bunu kendisi, kendisi kendi zenginleşme aracı olarak kullanır yani iktidar bugün petrol yatakları üzerinde enerji yatakları üzerinde oturuyor olsaydı bu halka, halkın refahına giden bir şey olmazdı ve bu her zaman halkların refahına çalışan bir şey değil yani Libya'da öyle değil o, olmadı da Irak'ta öyle değil, olmadı da. İran'da enerji yataklarının üzerinde oturuyor. İran halkının durumu ortada. Gene Irak aynı şekilde iki yakası bir araya gelmedi. Yani bu her zaman böyle değil. Venezuela, dünyanın en büyük petrol yataklarından biri. Venezuela'da. Fakat Venezuela dünyanın en sefil ülkelerinden biri. Özellikle son 4-5 yıldır. Bu her zaman böyle olmuyor. Türkiye'de böyle olsaydı bu halka emin olun yansamayacaktı. Sadece e, iktidarı tutan insanların e, cebine gidecek e, ilave e, kaynaklar olacaktı. Ya da Erdoğan kendisini Moskova ya da Katar karşısında veya Suudi Arabistan karşısında daha güçlü, Amerika karşısında daha güçlü hissedecekti. Yeni sabahtan bir gaze, e, haber. Bugünkü sabahla alakası yok tabi. 2 Ocak 1957 sayısı. Çoğumuz hayatta değildik. Yani 65 sene önce arkadaşlar. Trakya'da zengin petrol bulundu diyor. Demokrat Parti iktidarı. Evet bu haberler hep olmuş. Bu haberler hep olmuş. O arada Mehmet Muş Ekonomi Bakanı zincir market yöneticileriyle bir araya gelmiş filan. Yani hükümet bir anlamda asgari ücreti açıkladı 8500. EYT ile ilgili düzenlemeyi yıl sonuna kadar yapacağını duyurdu. Enflasyonu baskılayacağız. Zincir marketlerde işte aman işte efendim fiyatları tutacaklar falan filan. E, tam saha pres seçime doğru gidiyor. Cem Toker güzel bir paylaşımda bulunmuş. Benim biraz önceki söylediklerime ilave. Popülizme. Son sürat devam diyor. Petrol fiyatları düşerken dolar kuru aylardır sabitken benzini ucuzlatmayanlar marketlerden bulgur, yumurta fiyatının hesabını soruyor. Sizin petrolünüz, gazınız yok. Ben mesela İngiltere'de pompa fiyatlarına yansıdı petrol fiyatlarındaki ucuzlama. Amerika'da yansıdı. Yani görüyorsunuz hemen. Yani trendi görüyorsunuz. Yani petrol petrol fiyatları ucuz ucuzladığında burada e, pompa fiyatları düşüyor. Fakat Türkiye'de düşmüyor. Çıktığı yerde kalıyor. Enteresan. Şimdi Cem Toker de onu söylüyor. İşte bu böyle bir ülke yarın öbür gün petrol bulsa gaz bulsa bunu tüketiciye koklatacak mı? Ama Eser Karakaş'ın bahsettiği konu son derece önemli ve üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Memur ve emekli maaşlarının bir bölümlerinin asgari ücretin altında kalması asgari ücretin tanımı ve varoluş gerekçesine aykırıdır. Ben Türkiye'deyken yani yakın zamana kadar memur, emekli neyse maaşları asgari ücretin altında değildi. Üstündeydi. Fakat sonra bu denge değişti. Ve şu anda epeyce bir memur, epeyce bir emekli asgari ücretin altında maaş alıyor. Asgari ücretle çalışmak adeta bir konfor ve bir lüks oldu. Evet. Evet. Türkiye'de %55-60'ın üzerinde nüfusun asgari ücret seviyesinde çalıştığını ve bu oranın, rakamın gittikçe de arttığını hatırlatalım. Altında da, alt, yani asgari ücretin altında ve asgari ücret seviyesinde. O arada Temel Karamoğluoğlu düzelmiş. Bu gazete kupürü yeni değil. Yeni Asya'ya manşet oldu. 23 Aralık da belli ki 22 Aralık'ta bu söyleşi verilmiş. Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu Yeni Asya'nın sorularını cevapladı diyor. Arkadaşımız Sümeyye Işıkçı'nın parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı her konuyu genel başkanlarla istişare edecek. E, bu röportaj 23 Aralık'ta yayınlandığına göre Temel Karamolluoğlu bu röportajı belli ki 22 Aralık'ta vermiş. Belli ki sağlığına kavuşmuş ama liderlerin altılı masanın yılbaşından sonra toplanacağı ifade edildi. Belli ki Temel Karamolluoğlu'nun sağlık problemi bir hafta kadar devam etmiş. O arada hala sağda solda Karamolluoğlu'nun sağlık problemleri konuşuluyor. Yeni Asya'nın manşetini görmemişler demek ki. Şimdi toparlarsak 2023'e böyle giriyoruz. Eldeki malzeme bu ve sıralı liste sıralı listeyle 2023'e giriyoruz. Hani eskiler ruzname derler. Gündem. Gündem başlıkları. İstanbul Akkayyim erken alınabilir. Neden? Çünkü Erdoğan İstanbul Büyükşehir kaynaklarıyla seçime gitmek istiyor. Yani 2023'ün ilk yarısında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçiminde İstanbul son derece önemli bir kent. Tamam belediye seçimi bir sene sonra ama İstanbul'u organize etmesi için, İstanbul'u konsolide etmesi için ve İstanbul'daki oyları bir anlamda garanti etmesi için büyük şehir belediye başkanlığı elinde olması lazım. Orada Ekrem İmamoğlu veya bir CHP'li veya bir muhalefet ismin başkan bir muhalif başkanın neyse oturmaması lazım. Bir AKP'nin oturması lazım. O açıdan İstanbul'a kayı merkeze alınabilir. 2023'ün ilk gündemi bu. Muhalefet yeni yıla CHP İyi Parti gerilimiyle giriyor. Evet. Kılıçdaroğlu Akşener gerilimi ayuka çıkmış durumda. Bunu artık kendileri de saklamıyorlar. Bakalım 2023'ün ilk haftalarında nelerle karşılaşacağız. Altılı Masa ortak adayı nasıl belirleyeceğini henüz belirlememiş. Bunu da öğrenmiş bulunuyoruz. Çünkü bir takım liderler bir takım savlar ileri sürüyorlar. İşte Temel Karamoğlu'nun bir takım laflarını biraz evvel ekrana getirdim. Ali Babacan diyor ki işte anket yapalım. Şöyle olsun böyle olsun. Kazanabilecek aday falan her kafadan bir ses çıkıyor. Belli ki bu konu hiç konuşulmamış veya bu konuda adayın nasıl belirleneceği konusunda bir yöntem de belirlenmemiş. Akşener İmamoğlu konusunda yalnız Akşener hala Ekrem İmamoğlu ile çıkılması Velev ki önü kesilse bile e, bunun bir mağduriyet olarak kendi hanelerine yazacağı falan görüşünde ama yalnız Ekrem İmamoğlu'nun aday olma ihtimali ise şu anda hala e, şeye baktığınızda barome aday barometresine baktığınızda çok çok küçük. Ekrem İmamoğlu da bunu satın almış durumda ki o da işte. Kabul etti. Gitti genel başkanıyla görüştü. Kemal Kılıçdaroğlu baba oğul gibi izledi. Sıranı bekle dedi. Neyse. Ekrem İmamoğlu da yurt turuna çıktı kendine göre. İşte belediye başkanlarıyla buluşuyor falan. Daha aktif bir kampanya götürüyor. Kampanya derken de yani ben diyor bu süreçte Millet İttifakı'nı altılı masayı destekleyeceğim. Altılı masanın adaylığını destekleyeceğim filan. İmamoğlu bunu satın aldı ama Meral Akşener henüz satın almamış görünüyor. Kılıçdaroğlu masanın en favori adayı olmayı sürdürüyor. 2023'e de böyle giriliyor. HDP kapatma davası 2023'ün en sıcak gündemi. Biliyorsunuz Yargıtay Başsavcısı e, hazine yardımına bloke konulmasını istemişti. Seçim senelerinde hazine e, partiler çarpı 2 Yani her yılın iki katı. Her yıl almaları gereken hazineden ödeneğin iki katı ödenek alıyorlar. İktidar bunu kesmek istiyor HDP'den. Asgari ücret EYT anlattım yeni gaz rezerviyle kampanya takvimi başlamış yürüyor iktidarın yeni yılda market zamları baskılanıp enflasyon düşük tutulacak o da aynı şekilde enflasyonun düşük tutulmasını daha önce anlatmıştım zaten Aralık ve Ocak aylarında çok yüksek enflasyon kaydedilmişti geçen sene önce Aralık düştükten sonra sonra da Ocak düştükten sonra ki bu 20-25 puan bir gevşeme demektir enflasyonun. Yüzde %70-80'lerden 50-60'lara indiğini daha ilk 2 ayda göreceksiniz. 2023'ün ilk 2 ayında göreceksiniz. Sonraki hedefleri bilemiyorum. Bakarız. Ee, Nuri Gökhan Bozkır iade edildi. Ee, Levent Göktaş Bulgaristan'dan iade edildi. En son Serkan Kurtuluş da Türkiye'ye iade ediliyor Arjantin'den. Böylelikle iktidar bir anlamda dışarıda başını sıkan bir takım... E, e, ne derler? Çıbanbaşı kendine göre veya kendi iktidarını sıkıntıya sokacak isimleri de toparlıyor. Bir Sedat Peker kaldı. Öyle görülüyor. Sedat Peker'in iadesi de bir biçimde gerçekleşirse ki bunu çok istiyorlar. O zaman daha başka olur. Levent Köktaş, Nuri Gökhan Bozkur, Serkan Kurtuluş kadar gürültüsüz olmaz. Biraz gürültülü bir iade olur. Ya da belki de o iade bir süre daha gerçekleşmez. Ama bu da gene seçime dönük bir saha temizliği olarak yorumlanmalı. 2023'e böyle giriyoruz. Bu gündem değişmeyecek. Önümüzdeki günlerde de değişmeyecek 2023'ün ilk gündemlerin ilk günlerinde de bu gündemle bu gündemleri tartışıyor olacağız. Ama dediğim gibi söz bitmedi yeni sözlerle, yeni analizlerle, yeni bilgilerle harmanlanmış olarak karşınıza gelmeyi sürdüreceğiz. Herkese iyi seneler demiyorum. cuma günü tekrar karşınızda olacağım. cuma günü. Herkese iyi seneler demek için karşınızda olacağım. Haftanın ikinci ve son yayını ee, yine bir 2022 toparlaması yapacağız ve yine eldeki verilerle 2023'e bakmaya çalışacağız. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Yayını beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın ve alta yorumlarınızı bırakın. Hepsini tek tek okuyorum, tek tek cevap veremesem de o yorumların kazandırdığı perspektif e, neyse o perspektifle analizlerimi ekrana taşıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla, hoşçakalın.